Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sağlıkla ilgili konuşacağım ben bugün. Ama biraz önce telefonuma düşen bir iletiden o kadar çok etkilendim, sinirlendim ve utandım ki bunu mutlaka ve mutlaka bu kürsüden söylemek zorundayım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli Kıbrıs Türk halkı, bu ülkede 10 gündür yer yerinden oynuyor. Başbakanlığın önü berbat durumda. Hayvancılar orada perişan halde, polisler orada perişan halde, et yiyemeyen çocukların aileleri perişan halde. Bu işi diyalogla gerekli paydaşları, üreticiyi, işte kasabı, lokantacıyı ve diğer herkesi bir masanın etrafında toplayıp konuyu çözme sorumluluğunda olan hükümetin bir üyesinin iletisi nasıl biliyor musunuz? Gerçekten utanıyorum ama herkes de bunu bilmek zorundadır. Çünkü bu ülke, bu halk bu şekilde yönetilmeyi asla ve asla hak etmiyor Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ne diyor biliyor musunuz iletisinde Sayın Erhan Arıklı? Değerli arkadaşlar, hayvancılar bugün bütün gün bana saldırıp bakanlığımızın kapısını kırdılar. Sebebi de bunların çirkin yüzlerini açığa çıkarmış olmam. Utanıyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli Türk halkı. Eğer bu ileti yalansa kendisinden şimdiden özür dilerim. Ama gerçekse kendisinin çıkıp bu toplumdan, hayvan üreticilerinden ve herkesten kesinlikle özür dilemesi gerekir. Bunun hiçbir affı, bu söylemin hiçbir telafisi olmaz. Evet, benim bugün konum sağlıktı. Konumun sağlık olduğunu da aslında bildirmiştim. Ancak yine aynı senaryoyu, aynı olayı yaşıyoruz. Burada Sağlık Bakanı yok. Anladık, Eğitim Bakanı Azerbaycan'a gitti. Oradan bize öğrenci bulacak. Saygı duyuyoruz ama Sağlık Bakanı buradaydı. Sağlık Bakanı burada olmasa da Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz hastaların, insanların, halkın sorunlarını buradan dile getirmek zorundayız. Eminim ki kendisi dinleyecektir ve umarım ki ciddiye alacaktır ve konunun üzerine gidecektir. Talasemiye hastaların son birkaç aydır yaşadıkları çok ciddi bir sorunu dile getirmek istiyorum bugün. Bir süre önce talasemiye hastalarımız Sağlık Bakanlığı'nın avlusunda ciddi bir oturma eylemi yaptılar. Sonra da Sayın Bakan ve oradaki yetkililerle görüştüler. Sorunlarına çözüm bulamadılar. Daha sonra hekim olan Doktor Ceyhun Birinci milletvekilimiz bu kürsüden yine konuyu gündeme getirdi. Belki de onun üzerinden de en az bir 20-25 gün geçmiştir. Yine çözüm bulunamadı. Ve inanın ki bu hastaların durumu gittikçe kötüye gitmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, talasemiyalı, biraz da hastayım, böyle sesleri çok iyi anons edemiyorum, doğmuşsanız eğer ömür boyu devlete ve Sağlık Bakanlığı'na bağımlı demeksiniz. Ömür boyu her hafta kan alacaksınız ve aldığınız bu kanın yan etkilerinden kurtulabilmek için de ömür boyu haplar almak zorundasınız. Çünkü bu aldığınız kan kalbinizin çevresinde bir demir birikmesi meydana getirir ve bu demiri atabilmek için de siz başka özel haplar, tabletler, ilaçlar kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Çoğu zaman bu tabletten 7 ile 12 adet günde almak zorundasınız. Aldığınız kana ekstra olarak. 2004 yılında kalpteki bu alınan kanın yan etkilerini bertaraf edebilmek için Sağlık Bakanlığı bir karar aldı ve
bir ilaç uygulamasına gitti. Elbette ki bu bizim Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması değil. Dünyadaki bir tedavi şeklidir, bir protokoldür bu hastalara uygulanan. Ve dünyada çok popüler olarak kullanılan, talasemiyanın çok yoğun olduğu ülkelerde, neredeyse bütün ülkelerin çok iyi bildiği ve kullandığı bir ilacı, talasemiya hastalarımız için getirtmeye başladı ve bu hastalar kullanmaya başladı. Onunla da kalmadı. Bu ilacı yıldızlı ilaçlar listesine aldı. Yıldızlı ilaç ne demektir? İçeriği aynı olsa bile, aynı etken madde olsa bile başka bir ilacın, o ilaç değiştirilemez. Çünkü bu yıldızlı ilaç gerçekten de dünyada müteber bir ilaçtır. Hastalar için en iyi ilaçlardan biridir. Bir süre önce Sağlık Bakanlığı aldığı bir kararla bu ilacı, talasemiyalı hastalarımızın tam 20 yıldır kullandığı bu ilacı yıldızlı ilaç listesinden çıkardı. Yıldızlı ilaç listesinden çıkarılınca ne oldu? Elbette ki bu ilaca benzer başka ilaçlar da ihaleye katıldı ve sonuçta daha ucuza veren firma ihaleyi aldı. Talasemiyalı hastalarımız 20 yıldır kullandıkları ilacı değil, başka bir firmanın ilacını içmek gibi bir tedavi şekline günün sonunda mecbur bırakıldılar. Hekim arkadaşlarım, burada çalışan, hastanede çalışan hekim arkadaşlarım da var. Sağlık Bakanlığı eğer bir ilacı değiştirecekse veya yeni bir ilaç çıkmışsa, bir ilaç alacaksa, o konunun uzmanı olan hekimleri çağırır, o konuyla ilgili hekimlere danışır ve o şekilde o ilacı değiştirir, gerekli otoritelere sorar ve bu şekilde bir istişare içinde hasta için en iyi olanı seçer. Elbette ki devletin bütçesi gereğince de en doğru kararı verir. Böyle bir istişare yapılmadı Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bu ilaç yıldızlı ilaçlar listesinden çıkarıldı ve başka bir ilaç Türkiye'de imal edilen, elbette ki ben farmakoloji uzmanı değilim, ilaç bilimi ile ilgili veya bu ilaçla ilgili daha bir yorum yapacak değilim. Ama şunu söyleyebilirim ki şu anda daha önce kullanılan ilaç Rum tarafında %100 kullanılıyor. Dünyanın birçok yerinde %90'ın üzerinde kullanılıyor. Türkiye'de de %90'ların üzerinde kullanılıyor. Yani yeni bizim talasemiyalar için ihaleye çıkıp aldığımız ilaç Türkiye'de bile %10 oranında kullanılmıyor. Geçen ay yapılan eylemden sonra talasemiya dernek yöneticilerini kabul eden Sayın Bakan kendilerine dedi ki bizim aldığımız ilaç daha ucuzdur. Evet, tablet başına 15 TL daha ucuzdur. Ben bile bile devleti, Sağlık Bakanlığı'nı zarara sokamam. Onun için bu ilacı içeceksiniz. Başka şansınız yoktur dedi. Hastasınız, devlete bağımlısınız. Evet, devlete bağımlısınız. Çünkü bu ilaç özel eczanelerde de satılan bir ilaç değildir. Sadece devletin, Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği bir ilaçtır bu ilaç. Ve biz hekimler çok ama çok iyi biliyoruz. Hasta psikolojisi diye de bir şey vardır. Evet, elbette ki tedavilerimizi hastaların psikolojisine göre ayarlamıyoruz. Ama hasta psikolojisini de öngörmek zorunda olduğumuzu çok ama çok iyi biliyoruz. Talasemiyalı hastaları bu ilacı içmeyi reddetti. Ve şu anda ne oldu biliyor musunuz? Çoğu talasemiyalı hasta, ki buradan rakamları da vermek istiyorum. Şu anda bizim 160 tane talasemiyalı hastamız var. Bunların da 90 tanesi bu ilacı alıyor. Yani 90 hastanın günde 7 tane alacağı ilacı konuşuyoruz Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.
Talasemiyalı hastalar bu ilaca çok inanmadılar. Belli ki hekimleri de inandı mı inanmadı mı bilmiyorum ama bir şekilde bu insanlar çoğunlukla bu ilacı almayı reddediyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bizim 20-30 kadar Güney Kıbrıs'tan tedavi gören talasemiya hastamız vardır. Onlar oradan bu ilacı alıyorlar. Örneğin bir hasta 10 kutu almışsa bir kutusunu da buradaki arkadaşına veriyor. Yani hasta günde 10 tane örneğin alması gereken haptan sadece bir tane veya iki tane alabiliyor. Bu da neye sebep oluyor? Bu hastaların kalp çevresinde biriken demirin hızlı bir şekilde artmasına neden oluyor. Hastaların elbette ki bu kendi ifadeleridir ama çok çaresizce bir isyanları vardır. Bu hapı içtikleri zaman ciddi yan etkilerinden bahsediyorlar. İnanmadılar belli ki bu ilaca ve bir çare arıyorlar. Çare elbette ki bizim Sağlık Bakanlığımızın onları çağırıp uygun hekimleriyle birlikte uygun bir istişareyle gereğini yapmasıdır. Ama bu olmadı Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tıpkı hayvan üreticilerinde olduğu gibi, tıpkı narinciyede olduğu gibi, tıpkı başka birçok konuda olduğu gibi maalesef diyaloğu başaramadığımız için şu anda bu hastalar ne yapıyor biliyor musunuz? Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'nın kapısına dayandılar. Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan randevu talep ediyorlar. Bu ilaçları kendilerine vermeleri için. İşte böyle bir durumda Sağlık Bakanlığı yönetiliyor. Ama sağ olsun bizim Sağlık Bakanımız her gün icraatın içinde bir hastane açıyor, bir sağlık merkezi müjdesi veriyor bize. Ama talasemiyalı hastaların 15 TL ucuz, daha ucuz olan bir ilaca mahkum ederek Sağlık Bakanlığı'nı, devleti bu şekilde koruyacağını ve tasarruf edeceği gibi bir vizyonla da maalesef karşımıza çıkıyor. Sürem var, onun için bir konuya daha değinmek istiyorum. Çünkü o konunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bildiği gibi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, insanlık tarihinde hastalıklardan korunmanın en etkili yöntemi aşılardır. Tam zamanında ve doğru şekilde yapılan aşılar çocuklarımızın ileriki yaşlarında daha sağlıklı olmasını sağlar. 1,5 yıl önce yine keyfi bir kararla Sağlık Bakanlığı reçete ile aşı uygulamasını kaldırdı ve sadece devlette aşı olacak çocukların aşılarını vermeye başladı. Daha önce hekiminiz nerede olursa olsun reçetenizle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir eczanesine başvuruyordunuz, aşınızı alıyordunuz ve hekiminize yaptırıyordunuz. Sayın Sağlık Bakanı da geldi, teşekkürler. Şimdi öyle değil. Şu anda çocuklarımızın aşıya ulaşmada çok ciddi bir sıkıntısı var. 1,5 yıl önce böyle bir karar alındığı zaman buradan ciddi şekilde kendilerini uyarmıştık. Bize dedikleri neydi? Aşı takip sistemini kuracağız. Her çocuğun en kolay şekilde aşıya ulaşmasını sağlayacağız. Öyle olmadı elbette ki Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Aradan 1,5 yıl geçti. Aşı takip sistemi falan kurulamadı. Umarım ki en kısa zamanda kurulur. Çünkü esas doğru olan odur. Ama şu andaki gerçekte maalesef çocuklarımız aşı olabilmek için illeki devlete gidip devlette aşı olmak zorundadırlar. Bize söylenen o dönemki konu işte soğuk zincirde sıkıntılar oluyor falan. Öyle değildir. Şu andaki durum çok daha sıkıntılıdır Sayın Bakan. Çok ciddi şikayet geliyor bize ve artık ne olur kaldırın şu üçüncü derece, üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastanelerimizden
aşı hizmeti vermeyi. Aşı bir koruyucu halk sağlığı hizmetidir ve devletin en temel hizmetlerinden biridir. İnsanlar, çocuklar aşıya en kolay şekilde sağlık merkezlerinde, aşı polikliniklerinde ulaşmak zorundadırlar. Peki siz devletten, ille de her çocuk devlette aşı olacak dediniz de her sağlık merkezine bir aşı veya her hastaneye bir aşı polikliniği kurabildiniz mi? Hayır, kuramadınız. Birçok yerde hasta çocuklarla sağlıklı çocuklar saatlerce kuyrukta aşı olmayı bekler durumdadır. Bu uygulamalar artık çağ dışı uygulamalardır. Bu uygulamaları düzenlemek zorundasınız. Bir an önce aşı takip sistemini kurun. İnsanlar özel hekimlerinde de hastanelerde de istedikleri zaman doğru zamanda doğru yerde aşılarını olabilsinler. Çünkü bu devletin vereceği en temel hizmettir aşı hizmeti. Şu anda bu hizmet maalesef çok ciddi sıkıntıya uğramaktadır. Yani biraz önce çocuk servisiyle konuştum. Günde 40-50 tane Burhan Nalbandoğlu'nda aşı yapılıyor. Bu doğru değildir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan. Yani Burhan Nalbandoğlu Devlet Hastanesi'nin vereceği çok ciddi üçüncü basamak hizmetler vardır. Aşı hizmetini siz çok daha kolay, çok daha ulaşılabilir ve insanların Burhan Nalbandoğlu Devlet Hastanesi'ne gidip park yeri bulması bile bir sıkıntıdır. Kaldı ki onlardan çok daha oraya ulaşmak zorunda olan daha acil vakalar vardır. Bunları düzenlemek, tertiplemek ve çağdaş bir hale getirmek zorundayız. Ve aşı demişken ve elbette ki böyle bir uygulama devletin de sağlık merkezlerinin, devletteki sağlık hizmetlerinin yükünü çok artırmıştır. Çünkü herkes çocuğunu gidip evet devlette aşı yaptırmak zorundadır. Kendi özel hekiminde aşı yaptıramaz durumdadır. Yani bu aslında çok yüklü olan sağlık servislerimizin yükünü çok daha fazla artırmak, aşıya ulaşımı zorlaştırmak doğru bir uygulama değildir. Ve aşı demişken bir konuya daha değinmek istiyorum. Artık aşı takvimimizi bir an önce güncellememizin zamanı çoktan geldi ve geçti. Bazı kanserleri çok ciddi şekilde önlemede etkili olan HPV aşılarını artık aşı programına alın. Yani bu kürsüden onlarca defa söyledik bunu. 2018'de bunu başlatmıştık. Bu bir lüks değil. Türkiye'de artık belediyeler bu konuyu aşı programlarına almış durumdadırlar. Küçük bir ülkeyiz. Bu aşının, HPV aşısının aşı programımıza alınmasında hiçbir zorluk olmaması gerekir. Ha yoksa bu da mı devleti zarara sokmaktır? Bu ülkenin çocuklarına HPV aşısı yapmak bilemiyorum. O konuda da Sayın Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten sorduğum sorulara cevap vermesini bekliyorum. Yani yaptıkları icraatlara değil, burada kendisine sorduğumuz sorulara cevap vermesini bekliyoruz. Çünkü bu soruları biz hastaların sesi olmak adına kendilerine soruyoruz. Muhalefet olarak da, denetleme olarak da bu bizim en önemli görevlerimizden biridir. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, talasemia hastalarının ilaçlarını evet gündeme getirdim. Çünkü bu konuda sorun var. Bilmiyorum dinleyecek misiniz Sayın Bakan? Neyse, günün sonunda Kıbrıs Türk halkı dinliyor. Sayın Başkan, cevap verme hakkım olacak mı? Hayır. Ama yerinizden bir şey ifade etmesi isterseniz. Tamam, sorun değil. Dışarıda dinler eminim ki Sayın Bakan. Konu ve sorun şu ki Sayın Bakan dedi ki biz dedi işte stentlerde usulsüzlük bulduk, orada usulsüzlük bulduk, diğer ilacın parası pahalıydı falan filan. Yani
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bunlar zaten bunları denetlemek icraatın görevidir. Yani elbette ki usulsüzlük bulduysanız gereğini yapacaksınız. Elbette ki usulsüzlük olmasın diye denetleyeceksiniz. Yani bu bir hani göreviniz sizin, yapacaksınız bunu, denetleyeceksiniz. Alınan her kalem malzemenin, ilacın Sayın vekilim, ben dinlerim sonra sizi. Ben dinlerim asla Sayın Bakan sizi. Asla usulsüzlük kelimesini kullanmadım. Lütfen hayır, işte, kullanmadığım kelimeleri kullanmışım gibi benim ağzımdan ifade etmeyin. Ne kullandınız Sayın Bakan? Efendim? Hatırlamadım, ne kullandınız? Ben mevcut fiyatların aynı ürünlerde daha ucuza tedarik edilebilmesini sağladım. Tamam dedi. Güzel, sorun yok. Usulsüzlük demedim tamam, ben. Tamam, sorun yok, sorun yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yani zaten söylediğim o değil. Ya bunu yapmak, alacağınız ilaçların, alacağınız malzemelerin, yapacağınız inşaatların elbette ki devleti koruyacak şekilde, en uygun şekilde yapılmasını sağlamak sizin görevinizdir. Bunu yapacaksınız. Talasemiyalı hastaların ilaçlarıyla ilgili sıkıntı var Sayın Bakan. Bu hastalar bu ilaçları içmiyor. Raporlarını gördüm. 400'dü diyor benim demir birikimim. Şu anda 1000'dir. Çünkü günde 7 tane alması gereken ilacı 1 tane alıyor. Farmakolog değilim dedim konuşmamda. İlaçla ilgili yorum yapmıyorum. Ama elbette ki bir hekim olarak yurt dışındaki bu konuda uzman birkaç arkadaşımı da aradım. Türkiye'de %25 pazar payı olması elbette ki iyi bir referans. Ancak hastalar buna ikna olmadı. Ve hastalar maalesef ilacı içmiyor ve şu anda Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'nın kapısındadırlar, randevu bekliyorlar. Bunları, bu hastaları ikna etmek veya gerekirse iki ilacı birden almak sizin görevinizdir. Gerekirse Türkiye'de eğer iki ilaç aynı paraysa ve burada da farklıysa bunu çözmek de sizin görevlerinizden biridir. Gerekli istişareleri yapacaksınız. Burada benim sorunum, benim derdim, bizim derdimiz hastaların şu anda bir kaos yaşamasıdır. Talasemiyalı bir hastayı ne demek siz Güney Kıbrıs'taki Sağlık Bakanlığı'na göndereceksiniz ve Talasemiya Derneği yöneticileri bunun için randevu biz istiyorlar. Biz göndermiyoruz hiç kimseyi. Tamam. Ve biz bir ben sizi uyarıyorum Sayın Bakan. Sorun var. Biz istişare halindeyiz. Onlar da biliyor. Bir hafta içinde en geç randevular alınıp Ankara'ya gideceğiz. Beraber bu konuyu çözelim. O sevindim. Demek ki bir şey yapılmıyor anlamında değildi. Tamam. Sadece sadece sizin de ifade ettiğiniz gibi sorun var lafı o kadar çok konuşulmaya başlandı ki olmayan bir noktada sorun varmış gibi davranılıyor. Ben bir kez daha söyleyeyim. İlacın etkinliğiyle ilgili resmi belgeler var. Ve bununla ilgili nasıl bir denetleme içerisinden geçilmiş, nasıl bir lisanslama sürecinden geçildiğini de en yetkili, Türkiye'de daha üstü yoktur, TİÇCEKA'nın başkanlığından randevu alınarak gidiliyor. Bunun ötesinde yapmamız gereken önerdiğin başka bir şey var mı? Onu duyayım. Bununla ilgili önerdiğim... Tam karşılık olmasın. Siz Filiz Hanım söyleyeceklerinizi söyleyin. Evet, söylediklerimi söyledim ve yani hani sorun var, sorun var. Eğer sorun olmasaydı 20 gün önce bu konu buradan gündeme getirildi. Daha önce bir ay önce bu konuyla ilgili gazetelerde manşet oldu bu insanlar. Biz sosyal medyadan paylaştık ve hala daha dün bugün bize bu hastalar ulaşıp da derdimize çare bulun diyorsa kusura bakmayın Sayın Bakan, sorun var. Özür dilerim, demek ki gerekli insanlarla konuşmuyorsunuz. Benim görevimdir bu. Ben burada Filiz Besim olarak gündeme getirmiyorum. Bu hastalar bana ulaşıyor, bize ulaşıyorlar. Ve yarın bizim randevuları var bu hastalar. Tamam, dernek başkanı da aynı durumdadır. Dernek başkanıyla da görüşün, aynı şeyleri size söyleyecektir. Yani bunu size çok iyi niyetle bu hastaların sorunu çözülsün diye bir sağlıkçı olarak söylüyorum. Yani niye hani sanki sorun yoktur. Sorun yoksaydı bu dernekteki insanlarla bu hastaları alıp niye Ankara'ya gidiyorsunuz? Demek ki bir sorun vardır ki Ankara'ya götürüyorsunuz hastaları. İlaçla ilgili hiçbir yoruma girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Söyleyebileceğim şeyler vardır, söylemeyeceğim, girmeyeceğim. Çünkü ben ilaç bilimi uzmanı değilim.
O başka mecralarda tartışılacak bir konudur. Ama aşılara gelince suistimal var dediniz Sayın Bakan. Eğer ki bir suistimal varsaydı onun denetimini yapmak da Sağlık Bakanlığı'na düşerdi. Ve eğer bir suistimal varsaydı önce aşı takip sistemini kuracaktınız. Ondan sonra yürüyen bir sistemi bozacaktınız. Ve hani Türkiye'den bize hibe verilen o aşılar var ya, lütfen İlaç Eczacılık Dairesi'ne sorun bakalım kaç tanesi geçen yıl expire olup atıldı. Bunu da benden size bir soru olarak soruyorum. Ben bunu yazılı sorular içinde de soracağım. Sağlıkla ilgili eğer bu konuda bir konuda burada bir konuyu dile getiriyorsak siyaset falan yapmıyoruz. Hastaların, toplumun sesi olmak için yapıyoruz. Kolaylıklar dilerim. Teşekkürler Sayın Besim.